Şimdiye kadar sadece sabit basınç altındaki faz değişimlerini işledik. Özellikle suyun faz değişimleri ile ilgili problemler çözdüğümüz videolar bu şekildeydi. Ve hepsi deniz seviyesindeki atmosfer basıncında ya da bir atmosferdeydi. Bu diyagramı birazdan anlatacağım. Ama biliyoruz ki evrende basınç hep sabit değildir. Evrenin her yerinde basınç bir atmosfer değildir bir atmosfer dünya üzerinde deniz seviyesindeki basınçtır. O halde boyutu başka olan gezegenlerde ya da daha kalın atmosferlerde basınç bundan farklıdır. Ayrıca sıvı, gaz ve katıların değişik uygulamalarında da basınç farklıdır. Evet, buraya bir faz diyagramı çizdim. Bunu yazalım. Faz diyagramı. Faz diyagramlarının birçok çeşidi vardır. Bu gördüğünüz kimya derslerinde ya da standart testlerde en çok karşınıza çıkabilecek türdür. Bu diyagram sıcaklık ve basınca göre maddenin hal değişimlerini gösterir. Bu arada bu diyagram suyun faz diyagramı. Şimdi bunu inceleyelim. Bu eksende basıncımız var. X ekseninde ise sıcaklığımız var. Bu diyagram herhangi bir noktada bize maddenin hangi halde olduğunu gösterir. Katı burada yer alacaktır. Sıvı ise burada olacaktır. Ya da gaz burada. Örneğin sıfır derecede olduğumuzu varsayalım. Sıfır derece burası olsun. Sıfır santigrat derecede ve bir atmosferdeysem neredeyimdir? Sıfır derece bir atmosfer burada. Ben de tam olarak bu noktadayım. Katı ve sıvıların bir atmosfer basınçtaki sınır çizgisindeyim değil mi? Bu nokta suyun donma sıcaklığı ya da buzun erime sıcaklığı olan 0 derece. Peki basıncı arttırırsak ne olur? Buz daha düşük bir sıcaklıkta erimeye başlar değil mi? Burada basınç artarsa burada da basınç artar. Buraya bir değer verelim. 10 atmosfer diyelim. Yani dünyanın deniz seviyesindeki atmosfer basıncının 10 katı diyelim ve burada yine katı sıvıya dönüşüyor. Ama bunun gerçekleştiği sıcaklık az öncekine göre daha düşük olacak. Peki basıncı düşürürsek ne olur? Örneğin rakımı biraz daha yüksek olan bir şehre gidersek basınç düşer. Böyle olunca da donma noktası artar ve bir derecenin üzerine çıkar. Bu arada bu çizdiğim ölçekli bir çizim değil ama ana fikri anladınız diye düşünüyorum. Buz daha yüksek yerlerde, daha çabuk ve daha yüksek sıcaklıkta donar. Anlaştık mı? Evet, buradaki hal geçişi gazla herhangi bir hal arasında oluyor. Ve burası aşina olduğumuz o meşhur bir atmosfer basıncının olduğu nokta. Tekrar hatırlatalım. Bu suyun faz diyagramı. Şu kesikli çizgiyi de devam ettiriyorum. O halde bir atmosfer basınçta ve sıfır derecede buz suya dönüşür. Ve buraya daha yüksek sıcaklığa gelirsek bir atmosfer basınçta burası 100 santigrat derece olsun ve bir atmosfer basınçta burada sıvı gaza döner. Yani su buharlaşır ya da sıvı kaynar. Peki alçak basınçta ne olur? Tekrar akımı yüksek olan şehir örneğine dönelim. Örneğin Kars olsun. Ya da vazgeçtim daha da yüksek olan bir yere örneğin Everest dağının tepesine çıkalım. Everest Dağı'nda basınç epey düşük öyle değil mi? Ve basınç azaldığında donma noktası artar. Kaynama noktası ise düşer. Bir şeyi Everest'in tepesinde kaynatmak deniz seviyesinin bile altında olan Lut Gölü'nde kaynatmaktan daha kolaydır. Bunun arkasında yatan sebebe geleceğim. Örneğin bir sıvımız olsun yani sıvı halinde bir miktar molekülümüz olsun. Bunlar birbirlerine değiyorlar. Ancak yine de birbirlerinin yanından geçip gidecek kadar kinetik enerjileri var. İşte şöyle. Hemen buharlaşmamalarının ya da bu arkadaşın buraya atlamamasının sebebi ise üzerlerinde hava bulunması. Bunların üzerlerinde hava basıncı vardır. Bunu PV eşittir. NRT'yi işlediğimizde öğrenmiştik. Bir miktar gaz molekülümüz var bu moleküllerin sıcaklık ve kinetik enerjilerinden kaynaklanan bir basınç ortaya çıkıyor. Buraya geliyorlar ve kendilerinden ağır olan bu moleküllerin yükselmesini engelliyorlar. Sıvı moleküllerin birbirlerinden ayrılmasını ve gaza dönüşmesini engelliyorlar. Bu yüzden basınç ne kadar fazlaysa bunlar için kaçmak o kadar zor. Ancak boşlukta örneğin ayın yüzeyinde bu arkadaşların hiçbirisi yok. Bu yüzden sadece küçük çarpışmalar gerçekleşiyor. Her ne kadar bu tarafa çekilseler de hala birbirlerini çekiyor olsalar da küçük çarpışmalar oluşuyor. Ayın yüzeyinde olduklarından artık üst taraflarında bir baskı yok ve bu moleküller kaçabilir ve gaza dönüşebilirler. Basıncı düşürdüğümüzde sıvıdan gaza hatta katıdan gaza geçmek işte bu kadar kolay. Katıdan gaza geçmek tuhaf bir olay diye düşünebilirsiniz. Ama aslına bakarsanız yeteri kadar düşük basınca inilirse, örneğin burası olsun. Çünkü burası daha çok boşluğun basıncına yakın. Burada ayda olduğumuzu ve uygun sıcaklıkta elimizde buz olduğunu düşünelim. Burası sıfırın altında bir sıcaklık da olabilir. Olması gereken sıcaklığı tam bilmiyorum. Buzumuz ayda buzdan direkt gaza dönüşür. Çünkü ayda muazzam bir boşluk vardır moleküller burada doldurulacak epey bir alan var diye düşünürler ve birazcık sıçramayla hemen yol alırlar ve gaza dönüşürler. Tabi bu garip bir olay ve sadece ayda gerçekleşiyor diyebilirsiniz. Ben de bu olası yorumu çürütmek için size karbondioksitin faz diyagramını çizdim. Bu aslında çevremizden bir örnek. Konuşurken nefes yani karbondioksit veriyorsunuz değil mi? Odanızdaki bitkiler de bunu içlerine çekiyorlar. Bir atmosfer basınçtaki karbondioksit aynı basınç altındaki sudan daha farklı davranır. Bu atmosferdeki karbondioksit olsun. Yine söylüyorum, buradaki grafik ölçekli çizilmemiş. Ben sadece fikir versin diye koydum. Söz gelimi bir atmosferle 5 atmosfer arasındaki fark, 5 atmosferle 73 atmosfer arasındakiyle aynı değil. Ayrıca bu da ölçekli bir çizim değil. Yani burası şu an olduğundan çok daha geniş olmalı. Eğer bu grafikleri ölçekli çizseydim dışarıya kadar uzatmam ya da logaritmik olarak çizmem gerekirdi. Her neyse karbondioksitten bahsediyorduk. Bu katı karbondioksit, bu gaz ve bu da sıvı karbondioksit. Basıncımız bir atmosfer olsun ve deniz seviyesinin bile biraz altında yaşadığımızı farz edelim. Buzdolabınızı burada eksi 80 santigrat dereceye düşürebilirseniz karbondioksit donar. Duman makinelerinde ya da görsel sahne efektlerinde hala kullanılıyor mu emin değilim ama bu bahsettiğim olayı hepiniz görmüşsünüzdür. Kuru buzdan bahsediyorum. Kuru buz donmuş karbondioksittir. Deniz seviyesindeki atmosferik basınçta eksi 78,5 santigrat derecenin üzerine çıkar çıkmaz buz katıdan gaza dönüşür yani süblimleşir. Katının doğrudan gaz haline geçmesine süblimleşme denir. Bu yüzden kuru buzu sıvı halde göremezsiniz. Yani standart basınç altında kuru buzu sıvı halde göremezsiniz. Sıvı karbondioksit elde etmek için 5 atmosferin üzerine çıkmalısınız. Yani dünyadaki deniz seviyesi basıncının 5 katına erişmelisiniz ve bunu dünya üzerinde doğal şartlarda göremezsiniz. Jüpiter ya da Satürn gibi yer çekimi ve üstündeki atmosfer yüzünden çok yüksek basınçların olduğu yerlerde görebilirsiniz. Sıvı karbondioksiti belki buralarda görebilirsiniz. Gerçi Jüpiter'de karbon var mı bilmiyorum. Ama birer gaz yığını olan diğer geniş kütleli gezegenlerde görebilirsiniz. Dünyamızda bu sürece süblimleşme diyoruz. İlginç hoş bir kelime. Dediğimiz gibi katı halden gaz haline doğrudan geçme olayını anlatan bir terim. Şimdi burada birkaç ilginç nokta var. Belki çoktan fark etmişsinizdir. Burada hepsinin birleştiği turuncu noktaya üçlü nokta denir. 5 atmosferde ve eksi 56 santigrat derecede karbondioksit, katı ve sıvı gaz halleri arasında denge durumunda. Yani tam bu noktada bu üç halden biraz var. Bu noktayı basınç veya sıcaklıkla oynayarak bir yöne biraz sürüklersek o yöne gider. Aynı şekilde suyun üçlü noktası da burasıdır. Bu nokta bizim ilgilendiğimiz noktanın epey aşağısında kalıyor. 0,611 kilopascal veya 611 pascal yani bir atmosferin binde 5'i. Bir atmosferin binde 5'ine inerseniz 0 santigrat derecenin biraz üzerinde suyun üçlü noktasına varırsınız. Yani su bu noktada her üç haldedir. Bu grafikteki diğer ilginç nokta ise şurası. Buraya kritik nokta deniyor. Kritik bildiğiniz gibi önemli anlamına gelen bir kelime sıcaklığı ya da basıncı bu noktanın üzerine çıkarırsanız süperkritik akışkan denilen maddeyi elde edersiniz. Şuraya tekrar çizeyim. Evet. Bu kritik noktada sıcaklık o kadar yüksektir ki buradaki madde gaza dönüşmek ister. Ancak üstünde o kadar fazla basınç vardır ki aynı zamanda sıvıya da dönüşmek ister. Yani ne sıvıdır ne gaz. Su için bu durumu inceleyelim. Süperkritik su çözücü olarak kullanılır. Tahmin edebileceğiniz gibi sıvı suyun içinde diğer maddeler çözünebilir. Ancak bu süperkritik su o kadar yüksek sıcaklıktadır ki katıların içine dağılabilir. Bu su yardımıyla çok güzel bir şekilde bazı kirleri temizleyebilirsiniz. Ama dediğim gibi katıların içine dağılması da bir diğer özelliği. Eğlenceli bir konu. Çok ilginç kelimeler, kavramlar öğreniyoruz, değil mi? Evet. Şu ana kadar yaptığımız her şey sabit basınçtaydı ve sadece sıcaklığı değiştirdik. Ancak bu diyagramları diğer türlü de okuyabiliriz. 100 derecedeyim diye düşünelim ya da durun 110 derece olduğumu varsayalım. Bu derecede su deniz seviyesinde gaz halindedir. Burası 110 derece ve maddemiz su buharı halinde. Basıncı arttıralım ve arttırmaya devam edelim. Bir çukur kazdığımı ya da okyanusa daldığımı varsayabiliriz. O halde buhar yoğunlaşıp sıvıya dönüşür. Örneğin bu deneyi burada yaptığımı düşünelim. Basıncı artırırsak süblimleşmenin tersi gerçekleşecek. Süblimleşmenin tersine kıralaşma diyoruz. Maddenin gaz halinden doğrudan katı haline dönüşmesi kıralaşma. Evet, bu faz diyagramı çok faydalı ve eğlenceli bir diyagram. Birçok farklı madde hakkında bize bilgi veriyor. Sıcaklık ve basınç değişimlerinden sonra maddenin hallerinin ne olduğunu anlatıyor.